Ertesi gün bayramın coşkusunu kardeşlerimizle paylaşmak üzere kahraman Gorajde'ye gidiyoruz. İlk durağımız Rogaditsa kasabası. Kadınlı erkekli bir grup sevinçle karşılıyor bizi. Biz de vakit kaybetmeden beraberimizde getirdiğimiz kurban etlerini dağıtmaya başlıyoruz. Vicdanları sızlatan o savaş öncesinde burada nüfusun %78'i Müslümanlardan oluşmaktaydı. Ancak savaş sonrasına geldiğimiz zaman şu an için sadece 45 ailenin burada Müslüman ailenin kalabildiğini gözlemliyoruz. Savaşın insanın vicdanını sızlatan, insanın içini yaralayan görüntüsünü, evlerin tahrip oluşunu en azından arkamızda gözlemleyebiliyoruz. İşte onlardan iki tane ev arkamızda duruyor. 22 tane cami vardı savaş öncesi buralarda. Fakat o savaşta Sırplar o 22 camiyi de bombaladılar, yaktılar, yıktılar. Hiçbir cami kalmamıştı. Fakat sevindirici bir gelişme de olmuş bu arada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada bir cami yaptırmış. Bu halkı çok mutlu etmiş. Aktardıklarına göre, anlattıklarına göre de buradaki konuştuğumuz insanların bu cami daha önceden yapılsaymış Müslümanların buraya yerleşmesi, işte nüfusun, Müslüman nüfusun artması daha kolay gerçekleşecek. Onlar en azından güvenli bir şekilde yaşama duygularını daha çok arttıracak. To možeš samo ti da bude jedan od njih. Ve nihayet kahraman Gorajde'deyiz. Gorajde'de, yani Bosna'nın Çanakkale'sinde. Gorajde gerçekten Bosna savunmasında, şanlı Bosna direnişinde en kilit noktalardan birisi. İlla da bir benzetmek gerekirse Bosna'nın Çanakkale'si durumunda. Eğer Gorajdalılar gerçekten muhasara altında tutuldukları 3 yıl boyunca bu kadar mukavemetli durmasalardı, herhalde Bosna'nın diğer kentleri de yaşadıklarından çok daha büyük acılar ve yıkımlarla karşı karşıya kalabilirlerdi. Bu anlamda Gorajda kentinin 3 yıl boyunca her türlü imkansızlıklar içerisinde gösterdiği o şanlı direniş, o savunma Bosna'nın diğer şehirlerine de bir ruh olarak yansıdı ve onların da direniş gücünün adeta motoru haline geldi. Şehrin en hakim tepesine yapılan anıtı ve Sırpların mevzilendiği dağları geziyoruz. Gezdiğimiz mevzilerde gördüğümüz uçaksavarlar bizi hayrete düşürüyor. Savaştan sonra Gorajde'ye gelen bir Sırp yetkilinin şu sözleri çalınıyor kulağımıza. Burası mı sizin 4 yıl boyunca ele geçiremediğiniz Gorajde? Dağlardan taş atsaydınız alırdınız burayı. Fakat değil taşlarla. Sırplar uçak savarlarla bile alamıyor Gorajde'yi. Yani kahraman Gorajde'yi. Ljudi se nisu bojali četnika, nisu se bojali za život. Jednostavno išli su sa čvrstim ubeđenjem da se bore za pravdu, da se bore za istinu, da se bore za ono što je najbolje i nikoga nije bilo strah poginut, nikoga, nikome nije bilo žao što je ranjen. Granate su padale kao i da nisu padale. Pulatimeci su pucali, zviždali, međutim to ništa nije osporavalo bosanski duh, bosansku snagu da istraje na ovome putu i da savlada radunište i neprijatelje, te ljude koji su nas željeli da eliminišu sa ovih prostora. Vakfımızın Gorajde'de yaptırdığı seminer salonunun önünde kurban eti dağıtımı için bizi bekleyen kardeşlerimizin yanındayız. Soğuk havaya rağmen bize teveccüh gösteren Gorajdelileri daha fazla bekletmeden dağıtımımıza başlıyoruz. Bayram şerif olsun.
savaşta yenilmeyen Gorajdeliler, misyonerlik tuzağı yoluyla alt edilmeye çalışılıyor. Onlar için önemli ihtiyaçlardan biri de birlik ortamını koruyabilecekleri ve çeşitli seminerlerin verilebileceği mekanlar. Gorajde'deki savaşın stratejisini çizen ve en üst düzeyde harekatı komuta eden Abdüsselam Sirçiç'in yanındayız. Bizi savaş gazilerinin kurduğu bir dernekte karşılayan komutan, kanser hastası olmasına rağmen mücadelesine devam ediyor. Srbi su napali sa vojskom jugoslovenskom, sa svim svojim dobrovoljačkim snagama. Tako da smo se našli u početku jako nezavidnu situaciju. Najveći problem je bilo naoružanje. Jedino ono što smo imali, pored lovačkog naoružanja, to su ovako ove naprave koje smo mi koristili u kućnoj radinosti koje smo pravili i kojima smo pokušali da se odbranimo. U početku ovo oružje koristi se na 10 do 15, 20 metara maksimalno. Ali ono je davalo neku sigurnost ljudima, tako da su osjećali se sigurnim.